Tarım Bakanı Vahit Kirişçi açıklamalarda bulunuyor İçişleri Bakanı ile birlikte. Yine burada tabii AFAD'ımızın esas sorumluluğunda ama bu bilgiyi de paylaşmakta yarar var. Gerçekten AFAD'ımız da bu çalışmalarıyla bizim gücümüze güç katıyor. Vatandaşımızın sıkıntısını gidermek adına ciddi destek oluyor. 103 aile, 274 birey vatandaşımız herhangi bir şekilde zarar görmesinler diye yangına yakın olan bölgelerde ikamet eden, konutları olan, iş yerleri olan kardeşlerimiz bu manada tahliye edilmiş durumda. Bunlara da çok büyük önem verdiğimizi belirtmek isterim. Son olarak benim söyleyeceğim şey şudur arkadaşlar. Biz tabii ki ormanımızın, tek bir ağacımızın ve bu ağaçların arasında kendi doğal yaşamlarını sürdüren bütün canlılarımızın tırnaklarına zarar gelsin istemiyoruz. Veya bir çöpüne, bir dalına zarar gelsin istemiyoruz. Hassasiyetimiz bu. Özellikle ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza bu bize vermiş olduğu araç gereç destekleri başta olmak üzere ve uluslararası ilişkiler çerçevesinde bize bu araç gereçleri temin eden kardeşlerimiz, kardeş ve dost ülkeler başta olmak üzere herkese bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Geçtiğimiz yıl biz gerçekten bir hadiseyi hep birlikte yaşadık. Bu coğrafyada, Muğla geneli için söylüyorum, yaklaşık 50.500 hektarlık bir alanda bir yüreklerimiz yandı. Yani orman alanlarımızı bu manada kaybettik. Ama bakanlığımız, Orman Genel Müdürlüğümüz bu konuda boş durmadı. Bunların özellikle 28.500 hektarlık olan kısmı kendiliğinden bir doğal gençleştirme sürecine dahil edildi. 510 hektarlık kısmında da biz fidan dikme işlemlerine başladık. Ama bu çalışmalar halen devam ediyor. Bunu da özellikle şunun için söylüyorum. İnşallah bu yangın kontrol altına alınacak. Temennimiz bugün akşama doğru bu konuda daha olumlu, daha somut gelişmelerin olacağını bekliyoruz. Bu yönde temennilerimiz var. Bu kontrol altına alınıp, soğutma işlemleri tamamlanıp, bu yangın meselesi bu manada bittikten sonra da bu alanlar için tekrar herhangi bir spekülasyona asla meydan vermeden buralarda ağaçlandırma çalışmalarımız, kendinden gençleştirme faaliyetlerimiz devam edecek değerli arkadaşlar. Geçen yıla dair ve bu yıl için, çünkü buralar ülkemizin en gözde yerleri turizm açısından, bizim Orman Genel Müdürlüğü olarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak tahsisini gerçekleştirdiğimiz, mevzuat açısından bütün sürecini tamamlamış olduğumuz her türlü tahsis işlemlerini biz dedikoduya mahal vermemek için iptal ettik değerli arkadaşlar. Bunu da bu konularda her türlü spekülasyona kapalı olduğumuzu belirtmek için hasreten ifade etmek istiyorum. Ve şu anda nasıl oldu? Bir sessizlik oldu. Sabahleyin dün, bugün buralarda tatilini geçiren bütün vatandaşlarımızdan biz helallik istiyoruz. Hani birilerinin o helalleşmesi vardır ya. Biz bu manada helallik istiyoruz. Çünkü onlar buraya tatillerini geçirmek üzere geldiler. Ama böyle bir yangın hadisesiyle birlikte neredeyse her 15-20 saniyede bir aracın, hava aracımızın ikmal yapmak üzere üzerimizden uçuşu nedeniyle vermiş olduğu gürültü, bundan dolayı da biz onlardan helallik istiyoruz. Hepinize ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Bizim bu açıklamalarımız, Sayın Bakanımız da açıklamalarda bulunacak. Açıklamalarımız bittikten sonra değerli arkadaşlar, arkamızda bulunan bizim mobil yönetim merkezimiz, aynı merkezimizin yerleşik olanı Ankara'da genel müdürlüğümüzde, burada da şu anda bir tanesi arkamızda, arzu eden arkadaşlarımız oradaki faaliyetler konusunda da bilgi alabilirler. Teknolojinin her türlü nimetlerinden, her türlü imkanlarından, Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu her alanda olduğu gibi bu alandaki desteklerinden istifade ederek vatandaşımıza, ülkemize, devletimize, milletimize en yakışır, en yaraşır hizmeti vermeye devam edeceğiz. Ben sizler aracılığıyla bütün vatandaşlarıma inşallah daha iyi haberleri
kısa zamanda vereceğimizi bir kez daha ifade ediyorum. İlginiz için de çok teşekkür ediyorum.